Daha önce ölenleri gördük. Neydi ölenler? Özünde amacımız şuydu. Her iyi sıralı küme izomorfi sınıfından bir tanesini seçmek, özel bir tanesini seçmek, değil mi? Evreni şöyle yazalım. Evren burada. Yani içinde kümeler var. Bunun içinde iyi sıralı kümeler var. Bu da devasa bir şey. İyi demiştik ona. Amacımız burada bir omega bulmaktı. Bu omega'nın özelliğini istiyoruz. Bir küme iyi sıralıysa eğer, bir ordinale, iyi sıralı bir küme, bir ordinale izomorf olsun. Biliyoruz ki eğer bu ordinal sınıfında, bu iyi sıralama sınıfında bir ordinal varsa o ordinal düşük olmalı. Çünkü eğer bu iyi sıralı küme hem bu ordinale hem bu ordinale izomorfsa, o zaman bu ordinale izomorftur. Yani eşittirler. Ama şeyi kanıtlayamamıştık. Her iyi sıralı kümenin bir ordinale izomorf olduğunu kanıtlayamamıştık. Bunun için yerleştirme aksiyonu gerekiyordu. Yerleştirme aksiyonu kabul edince iyi sıralı kümeler. Sonra ne gördük? Sonra her kümenin iyi sıralayabileceğini gördük. Her küme, her bir tane küme aldı da x. Bunu iyi sıralayabilirsin. Yani bu da x virgül bir şey olabilir. Başka x virgül başka bir şey olabilir. X virgül başka bir iyi sıralama olabilir. Çok var tabii ki bunlar. Her biri farklı ordinal izomorf olabilir. Bu ordinaller, bu şeyler, bu iyi sıralamalar izomorf kromozomda değil. Kümesi aynı ama ne olacak ki? Al bir tane elemanı sona koy. Onu beklet sonuna kadar sonra koy. Dolayısıyla her küme bir ordinale bir ordinalle arasında birebir ve öten bir ilişki var. Boş ver şimdi şeyi, iyi sıralamasını falan. Bir de hangi bir küme al. Onu iyi sırala. Dolayısıyla böyle bir şey izomorf. Sonra orada bir ordinalle bunlar da izomorflar. Demek ki alfa diyelim buna. X ile alfa arasında birebir ve öten fonksiyon var. X ile bu beta arasında da birebir böyle tam fonksiyon var. X ile bu gamma arasında da var. Bunlardan bir tanesini seç ve ondan küçük ordinallere bak. Ondan küçük eşit ordinallere bak. X'in X ile arasında birebir öten bir fonksiyon var. Bu boş olmayan bir küme. Dolayısıyla en küçük elemanı var. Buna X'in kardinalitesi diyelim, böyle yazalım. Bu bir ordinal sayı. Ama bunun ne özelliği var? Bu x'in x ile arasında eşleme olan en küçük ordinal. Daha küçük yok. Yani x bu kapa diyelim buna. Kapa. Aslında böyle yazılır. Kardinalite x yazılır. Kapa diyelim buna. Kapa kendisinden daha küçük bir ordinalle arasında birbirine öten bir fonksiyon olamaz. Bu tür şeylere kardinal denir. Bu ordinaller ne yapıyor? İyi sıralı kümeler arasında bir tane seçiyor. Kardinaller ise birbirine eşlenik olan kümeler arasından bir tane seçiyor. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir denklik ilişkisi ama bütün kümeler üzerine x denktir y diyelim. Ancak x ile y arasında bir eşleme varsa. Bu denklik ilişkisi tabii ki. X ile x arasında bir ilişki var. Bir ona denk, çünkü özdeşlik var, birim fonksiyon var. X, Y denkse o fonksiyonun tersi var. X, Y denkse, Y, Z denkse, X'den Y'ye giden fonksiyon var, Y'den Z'ye giden fonksiyon var, birebir böten. Bileşkesini al. Çok az bir şey bu denk ilişkisi ama maalesef bir küme üzerine değil, E üzerine. Şimdi ne yapıyor? Burada bu birbiri denk olan kümeler arasında bir tane seçiyor. Tek bir kaynak seçiyor. Kapa bir ordinal olsun. Böyle yazıyor ama yanlış anlaşılmaları da neden olabilir? Bunu biz sadece omega, buradaki şey, bunlar birer kümesi yazıyorduk. Ama istersek yazalım ya, bu küme değil, onu bilsinler. Yani kapa bir ordinal anlamına gelir. Kafa karıştıracaksa yazmayalım. Kapa bir ordinal olsun. Evet. Kappa
kendisinden küçük. Kapa ile. Kapadan küçük bir orden arasında birebir ve örten bir fonksiyon yoksa kapaya kardinal denir. Bunların başka Türkçe adları bak. Bunlara sıral sayılar deniyor galiba. Sıral sayılar. Bunlar da sayılar. Yani sayıyorsun, elemanları sayıyorsun. Kafaya kardinal denir. Demek ki her x'in, her kümenin bir tek kardinalitesi var. Gamma'yı kapaya kısıtlıyorum. Gamma'yı? Yok. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi x mutlaka bir orden arasında, x de mutlaka bir orden arasında bir bir örten fonksiyon var. Hı. Ama birden fazla olabilir. Hı. Şimdi bundan sonra en küçüğünü bulacağız. Değil mi? Şimdi x'in x ile arasında bir bir örten bütün bunları al böyle. Bunların bir küme olması lazım en küçük eleman olması için. Bir tane gamma al. Gamma'dan küçük eşit ordinallere bak. X ile arasında birebir ve öten bir fonksiyon olan. O bir küme şimdi. Çünkü değil mi? Ne yapayım şimdi? Öyle alfalara bakıyoruz ki alfa gamma artı birden küçük eşit olsun. Küçük olsun. Ama bunun bir eleman olsun yani. Öyle ki X bu anlamda alfaya denk. Bu bir küme şimdi. Çok kısladım çünkü. Alfalı kısladım. Dolayısıyla bunun en küçük elemanı var. En küçük elemanda bunun minimum birim, minimum. Bu eşittir x'in kardinalitesi. Böyle yazarsın istersen böyle yaz. İstersen buraya bir k koy. Evet, Türkçe'de çok şey sever. Bazı ordinaller kardinal, bazıları değil. Hangileri kardinal? Kendisinden daha küçük bir ordinaller arasında birebir ve öten bir fonksiyon olmayanlar. Ama bir kardinal mesela bir limit ordinal olmak zorunda. Dışında, doğal sayılar veya kardinal, örnek. Sıfır, bir, iki, üç, doğal sayılar. Ve ondan sonra ilk sonsuz kardinal omega. Bundan sonraki sonsuz kardinal bilinmiyor. Ama biliyoruz ki reel sayılar mesela, reel sayılar ya da doğal sayıların alt kümeleri, doğal sayıların alt kümeleriyle reel sayılar arasında birebir ve örten bir fonksiyon vardır. Ya da fonksiyonlar, n'den 2'ye gider. Doğal sayılar alt kümeleri. Ve bunlar biliyoruz ki sayılabilir değil. Cantor diagonal argümanından dolayı bunlar sayılabilir değil. Dolayısıyla bunun kardinalitesi daha büyük olması lazım. Bunun kardinalitesi ne? Göreceğiz daha sonra. Bu iki üstü omega. İki üstü omega. Bu omega ordinal ya. Bunu alef sıfır olarak yazılır bu. Alef sıfır. Bu da göreceğiz daha sonra. Bu da iki üstü alef sıfır. Ne demek olduğunu göreceksin falan. Bunun kardinalitesi yani. Bunların hepsinin kardinalitesi bile eşit. İki üstü alef sıfır. Bu kesinlikle daha büyük. Çünkü bunlar sayılama sonsuzlukta biliyoruz. Şimdi omega'dan büyük kardinallere bak. Omega'dan büyük iki üstü omega alef sıfırdan büyük ama iki üstü alef sıfırdan küçük kardinallere bak. Bu boş küre olabilir de olmayabilir de. Bunu kanıtlayamazsın. Yani bu ikisinin arasında burada acaba bir kardinal var mı yok mu bilinmiyor. Bilinmediği gibi bilinemez de.
Tamam. Evet. Ama omega'dan büyük karnellerin en küçüğü var. Şimdi şeye bak, 200'lü omega 0, alef 0 ya da artı 1'e bak, daha büyük. Şimdi bundan küçük işte ordenlere bak. Omega'dan büyük, bundan küçük işte ordenlere bak. Bu boş bir küme değil çünkü bunu içeriyor. Demek ki en küçük elemanı var. En küçük elemanı da ona alef 1 yazılır o. Yani bu alef 1'in buna işte olmadığı bilinmiyor. Sonra bunun alt kümeleri bundan daha büyük tabii ki. O da 200'lü omega 0. Böyle değil, böyle. Bunun alt kümeleri. Bunun verseler alt kümeleri. Bu daha büyük bir kandilette. Onun da var. Evet. Ve bundan sonra gelen ilk kandiller de var. Bundan sonra gelen ilk kandiller de var. Ama bu mu değil mi bilinmiyor. Her kapadan sonra 200'lü kapağı, kapanın alt kümeleri biliyoruz ki kapa sonsuzsa eğer, sonsuz da olsa bu her zaman daha büyük. Şimdi bu ordinallere bak. Bundan küçük eşit, kapadan büyük karnellere bak. En az bir tane var. Dolayısıyla bundan kapadan sonra gelen ilk oranı kapa altı yazalım. İlk karneller var. Bunun buna eşit olmadığı bilinmiyor. Bunun her zaman buna eşit olması sürekli hipotezler. Bir kardinal her zaman libido derdi. Ama her libido derdi kardinal değildir. Mesela omega evet kardinal ama omega artı omega sırada bile olduğu için kardinallik vasfını kazanamıyor maalesef. Niye böyledir? Çünkü bir alfa alalım, alfa ordinal olsun. Alfa artı bir, bu bir kardinal olamaz. Bu ne bu? Bu alfa bileşim, alfadan oluşan küme. Buna x diyelim. X'ten alfayı çıkardığım zaman, x'ten bunu çıkardığım zaman alfayı elde ediyorum. Ve sonsuz bir kümeden bir eleman çıkarınca kardinalite değişmez. Ama bunu kanıtlamak için seçim aksiyonuna ihtiyacımız var. Kanıtlayalım bunu, teorem. Ya şunu kanıtlayalım. Her sonsuz kümenin sayılabilir bir alt kümesi vardır. Çok bariz geliyor, öyle olması gerekir geliyor bize değil mi? Küme sonsuzsa sayılabilir bir alt küme bulamaz mısın? X0 diye bir eleman var. Ondan sonra x0'dan farklı bir eleman var, x1. X1'den farklı bir eleman var, x2. X2'den farklı bir eleman var, x3. Al bunları, bir topluluk elde ettin ama... Küme mi? Buraya SA yazalım. Seçim aksiyonu kullanacağız diye. Kanıt. Ve seçim aksiyonu olmadan bunu kanıtlayamazsın. Kanıt. X sonsuz bir küme olsun. X'i iyi sırada. Zorla sırada. Yani seçim aksiyonu. İyi sırada. Şimdi bu iyi sıralanmış x ile bir ordinal arasında bir vörten fonksiyon var. Alfa. Bir. Eşleme. Bir şey söyle yani. Bir vörten.
olan bir orden olsun. O eşleme F diyelim. Diyelim. F. Alfa ile X arasında ve bir böyle. Şimdi alfa son, X sonsuz olduğu için alfa da sonsuz. Alfa sonsuz olduğu. Alfa sonsuzsa omega'yı çevreli. Şimdi F omega, omega'nın imgesi F altında sayılabilir tabii ki. Alfa ile omega ile F alfa arasında bir de bir üreten fonksiyon var. F alfa, x'in altındaki ve sayılabilir. Şimdi sonuç. X sonsuz. A da x'i birim olsun. X'ten a'yı çıkarırsam ile x arasında birleşme var. Nasıl kanıtlıyoruz bunu? Şimdi x'i iyi sağladık ya biraz önce. A'yı ilk eleman yap. A'yı ilk eleman yap. Kanıt. Bir önceki kanıtta x'i iyi sağlarken A'yı ilk eleman yap. En küçük eleman yani. O zaman F0 A oldu, doğru mu? Şimdi G'ye bak şimdi G'ye. G şimdi alfadan 0 çıkar. Buradan G olsun bu. Buradan yani G eşittir şey olacak. F'nin buna kısıtlanmıştır. Şimdi F alfa ile x arasında birebir örtendi. 0 çıkardım. Artık A bulunmayacak. Bu x eksi A arasında bir eşleme var. Böyle yazılı bir eşleme. Ama şimdi bu ne? Bu bunun omega yok mu? Bu omega artı 1 beta eşit. Omega başlangıç değil mi bu güzel. Ama 0 çıkarmışım. Alfa ona eşit. 0 çıkardım. Bundan 0 çıkardık. Yani omega'dan 0 çıkardık. En küçük elemandı. Artı beta. Ama doğal sayıdan bir eleman çıkarınca değil mi? 0 çıkardın. Bununla omega artı beta arasında bir örten fonksiyon var. Omega'nın elemanlarını buradan buraya gidelim. Beta'nın elemanları aynen beta eksi, değişik olmadan, özdeşik olsun orada. Burada da x'i x eksi buraya götürür. Ya da buradan buraya istersen, buradan buraya beta beta gitsin, özdeşik olarak, hiçbir şey değiştirme. Buradaki x'i de x artı 1'e götürür. Bu bir örten, bu da bir örten. Demek ki bu da bir örten ama bu omega artı beta alfa eşit. Demek ki alfa ile yani demek. Bu da alfada, bu da neyle eşitlik? X'le eşitlik. Demek ki sonsuz bir kümeden bir eleman çıkardığın zaman kardinal testi eleman sayısı değişmiyor. Ama bunun için x'in içinde omega'yı bulmalıyız. Yani sayılabilir bir küme bulmalıyız. Onun için de seçim aksiyonu lazım. Demek ki o zaman bu alfa artı 1 kardinal olamaz. Çünkü bu alfa artı 1 ile alfa arasında bir eşleme var. Evet. Bunda çünkü alfa artı 1'den bir eleman çıkıyorsun. Alfa sonsuz sefer. Eğer alfa sonsuz olabilir. Sonuçta doğru değil. Bu 5 ise 6 tabii bir kardinal. Şimdi kardinaller doğrusu ordinallerden daha önemli. Yani çok daha fazla uygulaması var. Yani ne yapıyor bir kardinal? Bir kardinal bir anlamda demenin anlamı yok çünkü tamına öyle aslında. Kümenin eleman sayısı. Sonsuz kümeleri sayarken onlar için doğal sayılar yetmiyor tabii ki. Kardinal kullanıyor. Kardinal sayıları kullanıyoruz. Dolayısıyla şimdi kardinallerin aritmetiği lazım. Yani x bir küme ise, y bir küme ise kardinallerini biliyorsam x bileşimi y'nin kardinal testi ne olabilir? X bir küme demek ki bu kapayla
arasında bir şey var. Eşleme var. Y, bu da buna kapa X diyelim buna. Buna da kapa Y diyelim. Bunun kaderinizi kapa X, bunun kaderinizi kapa Y. Şimdi X bileşim Y'nin kaderini arayacağız. X bileşim Y nasıl bir kaderdir? Çok tuhaf gelecek sana. Tabii X ve Y sonluysa eğer. Tabii diyeceksin ki sen şimdi kesişime göre değişir değil mi? Son kümelerde ne oluyor? X bileşimi Y'nin kaderini eşittir. X'in kaderini artı Y'nin kaderini. Ama bunu yaparsan eğer bunu iki de basamış olursun. Bir tanesini. Bir tanesini göreceksin. Bu son kümelerde geçerli. Sonsuz kümelerde kesişim ne olursa olsun kardinal değişmiyor. Göreceğiz şimdi. Sayılabilir bir küme al. Burada sayılabilir bir küme var. Bir tane daha sayılabilir bir küme var. Bu da sayılabilir olsun. Bu da sayılabilir olsun. Şimdi ne yapabilirim? Bununla doğal sayılar arasında bir eşleme var. X'le. Bununla doğal sayılar arasında bir eşleme var. Değil mi? Ne yapabilirim? Bunları, bu F ise bu. Bunu 2 ile çarp. Çift sayılar gitsin. Şimdi burası kaldı değil mi daha büyük? Bu da G ise buna da 2G artı 1 de. Böylece doğal sayıları, mesela doğal sayıları gitmiş oldu. Evet. Ama öten olmadı. Evet. Ne olacak ki? Onu başlayabilirsin biliyoruz değil mi? Doğal sayıların sonsuz bir alt kümesi. Doğal sayıların sonsuz bir alt kümesi. Doğal sayılar arasında bir öten bir eşleme olması lazım. Çünkü doğal sayıların bir alt kümesi her zaman doğal sayıların başlangıç dilimine izomorftur. O başlangıç dilimi sonlu olsaydı bir doğal sayı olacak. Küme sonsuz küme olmayacak değil mi? Doğal sayıları al. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Her oynayanda olduğu gibi herhangi bir alt kümesini al oynayalım. Bunu buraya itirebilirsin böyle. Bu başlangıç dilimiyle izomorftur, isomorf küme olarak. Doğal sayılarsa şimdi burada sonsuzsa sonsuz bir alt kümesi var. Başlangıç dilimi var daha doğrusu. Ancak omega olabilir. Şimdi onu göstereceğiz. Önce x artı bu ne zaman en büyük ne zaman olabilir bu? Kesişim boşluğu olduğu zaman değil mi? X bileşim y'nin eleman sayısı hislerimize göre ne zaman en büyük olur? Kesişim boşluğu olursa değil mi? Çünkü kesişim bir şeyse o zaman bunu çıkarmayacağız.